tekrardan. İsmim Fatma Nur Erdoğan. Ben bir iletişim uzmanıyım. Aynı zamanda İstanbul Pozitif Psikoloji Akademisi'nin kurucusuyum. Beyaz Yakalı Girişimci isimli de bir kitabım bulunuyor. Girişimcilik psikolojisi üzerine. Kısaca biraz kendimden bahsedecek olursam, ben iş dünyasına marka yönetimiyle başladım. Norveç, Singapur ve Amerika'da bir 10 yıl kadar geçirdim. Daha sonra bir 10 yılım yine uluslararası alanlarda ve uluslararası şirketlerin kurum kültürlerinin değişimi, kurumsal iletişim ve sürdürülebilir gelişim stratejilerinin ve çalışmalarına yön vererek geçti. Ve özellikle de son 5-6 yıldır benim kafamı kurcalayan önemli iki tane konu var. İtibara ve işletmelerin sürdürülebilirliğine etkisi olacağını düşündüğüm. Dolayısıyla bugün sizlerle bu iki konuyu paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi kendine yabancılaşan ve ötekine duyarsızlaşan profesyonel insanın yarattığı kültürün kurum itibarını nasıl zedelediği ile ilgili. Bir ikincisi de insanın anlam arayışının bu kadar yükseldiği bir dönemde toplumla el ele hareket ederek toplumsal sorunları çözebilecek olan şirketlerin hayatta kalmaya devam edebileceğini ve bu yüzden de kurum itibarlarını yaşam kalitesini artırmak üzerine kurmamızın neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle başlayalım. İş dünyası değişiyor. Hemfikir miyiz? İş dünyası değişiyor çünkü kültürlerimiz değişiyor. Kültürlerimiz değiştiğinde bizi biz yapan değerlerimiz de değişiyor. Bizi biz yapan değerlerimiz değiştiğinde hayata verdiğimiz anlam da değişiyor. Hayata verdiğimiz anlam değiştiğinde şirketlerden, markalardan, çalışanlardan, eşimizden, dostumuzdan ve ilişkilerimizden beklentilerimiz de değişmeye başlıyor. Şimdi tüm bu değişimi sağlayan, iş dünyasını değiştiren ve kültürlerimizi değiştiren belli bazı makro dinamikler var. Durup dururken iş dünyası değişmiyor. Durup dururken kültürlerimiz değişmiyor. Şimdi bu büyük faktörler, makro faktörler nedir diye kısaca bir bakalım. Birincisi nüfus. 2025 yılında Türkiye'nin nüfusu 100 milyona, dünyanın nüfusu da 8 milyara ulaşıyor. Nüfusun artması beraberinde gelirin artışını ve yükselen bir orta sınıfı da getiriyor. Nüfus, gelirin artması şehirleşmeyi artırıyor ve şehirleşme arttığı zaman ne oluyor? Kaynaklar da daha farklı bir şekilde dağılmaya başlıyor. 1990 yılında 1 milyar olan tüketici nüfusu 2025 yılına geldiğimiz zaman 4 milyarın üzerine fırlayacak. Çok önemli bir rakam. Kaynakların dağılımından bahsettik. Nüfus arttığı zaman farklı bir şekilde kaynakları kullanmak ihtiyacı ortaya çıkacağı için çevre bilincimiz de daha yüksek hale gelecek ve çevreye daha duyarlı bireyler olarak hareket etmemiz gerekiyor olacak. Bir diğer makro trend sosyal adalet arayışının yükselmesi. Bu sosyal adalet arayışının yükselmesiyle birlikte kamu, özel sektör ve toplumun bir araya gelerek toplumun sorunlarına daha yükselen oranda çözümler bulması gerekecek. Artık sadece toplumsal sorunlar kamunun sorunu değil, hepimizin sorunu haline geliyor. İşte o yüzden anlamlı şirket yaratma çabası başlamış durumda. Hepimiz anlamlı sosyal şirketler nasıl yaratırız diye düşünüyoruz. Öyle değil mi? Bir diğeri de
kapitalist sistemin biraz daha katılımcı ve paylaşımcı bir rol oynayacak olması. Şimdi görüyorsunuz Airbnb gibi, Zipcar gibi şirketlerin ortaya çıkması, daha katılımcı ve paylaşımcı iş modellerinin ve girişimlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Şu anda bunlar büyük şirketler tarafından adapte edilmiş şeyler değil. Daha startuplar, girişimler yapıyor ama önümüzdeki dönemlerde kurum içi girişimciliğin yükselerek daha toplumun katılımcı olduğu, katılımcı ve paylaşımcı sistemlere ve iş modellerine doğru geçişin olduğunu göreceğiz. Bir diğer makro dinamikte teknoloji alanındaki gelişmeler. Teknolojinin çok fazla boyutu var. Bunu Artificial Intelligence'dan tutun da Internet of Things'e kadar götürebilirsiniz. Benim burada değinmek istediğim ve belki de akademisyenlerin ve üniversitelerin üzerine düşecek olan görev, bilginin, teknolojinin yükseldiği bir dönemde, bilginin bu kadar herkese açık olduğu bir dönemde, sizler bireylerin öğrenme motivasyonlarını ve başarma azimlerini yukarıda tutmayı nasıl sağlayacaksınız? Yaratıcılığı nasıl teşvik edeceksiniz? Bir diğer makro dinamik, sağlık alanındaki gelişmeler. Biliyorsunuz insan ömrü uzuyor. Bugün 20 yaşında olan çocukların önümüzdeki dönemlerde 100 yıl ve üzerinde yaşayacağını biliyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandı. Hatta insanın 1000 yıl kadar yaşayacağı ileride söyleniyor. Ne yaparız bilmiyorum. Şimdi insanın ömrünün uzadığı bir dönemde ne oluyor? İnsan kendine dönmeye başlıyor. Çünkü daha uzun bir ömürü daha sağlıklı bir şekilde nasıl yaşarım? Bunu öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla gelecekte hastanelerin örneğin görevi de değişiyor olacak. Bugün hastaneye hasta olduğumuz zaman gidiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde sağlığımızı nasıl daha iyi koruyabiliriz ki daha uzun ömürlü, sağlıklı, mutlu ve umutlu bir yaşam elde edebilelim diye. Bir diğer makro trendi sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeler. Şimdi bugün sürdürülebilirlik biliyorsunuz artık itibarın en temel noktası haline gelmiş durumda. Ama bunların marka ve ürünlere yansıması sürdürülebilirlik performansları ile ilgili olacak. Bugün sadece rengine, şekline ya da fiyatına bakarak aldığınız ürünleri sürdürülebilirlik endeksleri ve puanları size hangi ürünü neden nasıl seçmeniz gerektiği hakkında bilgi verecek. Bugün bu konulara çok fazla duyarlı olmayabiliriz ama gelecekte ayakta kalabilecek şirketler bu tür performanslara dikkat etmek zorunda kalacak. Şimdi bu tür makro dinamikler, işte bu saydığımızda bunlardan daha bir dolu makro dinamik var. Ancak bunların temel olduğuna inanıyorum. Bunlar bizlerin duygularını, düşünceleri ve davranış şekillerini değiştiren makro dinamikler. Eskiden ne derdik? İşletmelerin tek amacı vardır. Bu neydi? Kar elde etmekti. Ama son 20 yıldır ne diyoruz? İşletmelerin amacı aynı zamanda topluma fayda sağlamak. Bunları boşuna demiyoruz. Bu trendler dolayısıyla, bu gelişmeler dolayısıyla bu yöne doğru bir ilerleme kaydediyoruz. Şimdi bunlar o zaman işletmelere baktığımız zaman bizlerin ajandasına nasıl girdi? Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm maddeleri işletmelerin ajandalarında yerlerini aldı. Neden? Çünkü toplum şirketlere eğer benimle birlikte hareket etmezsen seni yok etme gücüm var dedi. Çok örnek var, bir tanesini verecek olursak 2005 yılında Hindistan'ın Kerala şehrinde Coca-Cola'nın fabrikaları kapatıldı. Sebebi de yeraltı kaynaklarını yok etmesi, ekili alanlara ve çevreye zarar veriyor olması. Dolayısıyla insan hakları savunucuları ve halk protesto ederek fabrikanın ülkeden çıkmasına neden oldu. Bunu duyan Michigan Üniversitesi öğrencileri kampüsteki tüm kola satışlarının engellenmesine neden oldu.
bir yerde olan olay başka bir yere sıçrama dinamiğine sahip. Özellikle de büyük bir şirketsiniz. Şimdi bu bize iki şeyi gösteriyor. Birincisi, eskiden şirketler kazanmak için oynuyordu. Bugün şirketler oyunda kalabilmek, oyunu devam ettirebilmek hedefiyle hareket ediyorlar. Oyunu devam ettirebilmemiz için de ilişkilerimizi ve paydaşlarımızla olan çalışma dinamiklerimizi, hangi kararları nasıl verdiğimizi çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Kanımca benim hassasiyetim şu noktada. Bunca veriye, bilgiye ve donanıma sahipken nasıl oluyor da işletmelerin içerisinden değişim, dönüşüm ve sorumlu hareket gelmiyor? Nasıl oluyor da sadece toplumun ve STK'ların güçlü baskısı işletmeleri sorumlu davranmaya teşvik ediyor? Şimdi bu kadar eğitimli beyaz yakanın olduğu işletmelerde ve çok sevgili insan kaynaklarındaki arkadaşların tonlarca para harcayarak zeka testlerinden, kişilik testlerinden, psikolojik envanterlerden herkesi geçirerek işe aldıkları bu seçilmiş insanlar nasıl oluyor da değişimi, dönüşümü kurumun içerisinden körükleyemiyorlar? Ben bu soruyu çok önemsiyorum. Ve umuyorum bu konferanstan çıktığınız zaman aynı soruları siz de kendinize sorarsınız. Şimdi McKinsey'nin 2013 yılında bir raporu yayınlandı. Sürdürülebilirlik ve itibar üzerine. Ve bu raporda yönetimlere şu soruyu soruyorlar. Sürdürülebilirlik ajandası neden şeylerinizin içerisinde, gündeminizin içerisinde? Yönetimlerin iki cevabı oluyor. Birincisi maliyetleri düşürmek, ikincisi de kar elde etmek. Şimdi maliyetleri düşürmek zorundayız ve kar da elde etmek zorundayız. Hiç soru işaretimiz yok. Bunları yapmak zorundayız. Ancak başlangıç noktamız hala farklı bir yerde. Bakın, maliyetleri düşürmek bir sonuçtur. Kar elde etmek de bir sonuçtur. Ama sürdürülebilirliğe maliyet avantajı sağlamak için yaklaştığını söyleyen bir yönetim anlayışını, samimiyetini sorgulamak durumundayız. Belki de bu yüzden kurumların itibarları yıllardır sekmeden aşağıda grafik gösteriyor. Şimdi ben bu durumu aslında kendine yabancılaşan insan tutumu olarak değerlendiriyorum. Çünkü yabancılaşmayı psikolojide ve sosyolojide şöyle tanımlıyorlar. İnsanın kendine, doğasına, çevresine ve etrafındaki insanlara yabancı hissetmesi. Kişinin doğadan ayrılarak kendi doğasına da yabancılaşması. Yarattığımız sistemlerin bizi kendimize, kendi doğamıza yabancı hale getirmesi. Bir başka anlayışa göre yabancılaşma sorumluluktan kaçma ya da insanın rahatını bozmak istememesi, başkalarının isteklerine göre hareket etmek ihtiyacı ve sorumluluktan kaçması olarak tanımlanıyor.